size benimle buluşmak istediğine göre demek ki bana aşık. Kostik herif. Hafize Hanım hoş geldin. Benle buluşmak istemeniz beni öyle gururlandırdı ki... Bildiğim çok iyi bir çay bahçesi var. Mülkiyette bana ait. Yılışma Remzi Efendi. O senin iki favorinden böyle havaya kaldırırım. Ha! Bana bak. Senin Hakgül Hanım adında dul eski bir kiracın vardı. Buradan nereye taşındı o? Hakgül? Hı. Ya o garip bir kadındı o. Laf aramızda. Benden duymuş olma. Buradan giderken garni burnundaydı. Akşam bana uğradı. Kirayı bıraktı. Anahtarı verdi gitti. Nereye taşındığını söylemedim ha? Sen cincik ağızlısındır. Sorardın. Teessüf ederim. Nereden bileyim nereye gittiğini? Eşyaları bırakmış gitmiş. Ben de eşyalı evi önde gelene kiraladım. Yoksa eşyaları geri mi isteyeyim? Ne istemesi be gavur adam? Kadın öldü. Öldü mi? Eşyalar yüzünden mi öldü? Yok be. Hadi beni o eve götür. O eşyalara bakmam lazım. Tamam, gidelim. Berrak, düşündün mü? Geliyor musun benimle Almanya'ya? Ben gitmem Almanya'ya. Cücü, sen Nurgül ablanın yanına git bakayım. Olsunum ya, of of. Berkan, dedim ya sana, kiriççiler torunlarını bırakmaz diye. Gerçi bu aralar ev biraz karışık. Tamam işte, sen boşan bu Cevahir'den. Hem mahkeme çocuğu kesin anneye verir. Remzi Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hafize Hanım eve şöyle bir bakacak. Ne eve mi bakacak? Korkma, seni evden çıkartmayacağım la. Kusura bakmayın, ev dağınık. Çekil lan, ben toplarım kosnik. Allah Allah, yetersiz yine ayarımla oynadın benim. Kaybettik Berra'ya. Ne biçim yer lan burası? Ormanın ortasına geldik. Ortağım benden kaynaklı değil ya. Yürüyerek takip ediyoruz ya ondan Ali'ye. Keşke Berra çip taksaydık. Sinyal takip ederdik. Ama şimdi elin oğlu çoktan takmıştır çipi. Oğlum ya Allah'ım ya Rabbim ya. Cevah ne? Mevzuyu kes. Ulan iyi ki sinir ettin beni bu sefer ha. Yakaladık. Bir dakika lan. Yanındaki adam kim lan bunun? Dur lan. Berkan galiba doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii. Birbirimize ihtiyacımız var. Ya İlahi. Cevahir. Ne oluyor ya? Oh, rahatla bebek, masajın tadını çıkarmaya başla. Birazdan daha da sertleşeceğiz. Pırıl pırıl olacaksın. Sonra da üstüne 3 ay komada uyku çekersin. Oh, ne oluyor ya? Demek Cava kardeşimi bununla çüftüftüyordun ha? Nein. Senden hiç beklemezdim Berrak yenge. Nein. Ne nein lan? Aslında beklerdim. Beklemezdim demek adettendir çünkü. Nein, nein, nein Cevahir. Berkan benim kardeşim. Evet kardeşiz. Kardeşsiniz ya. Ya kardeşim. Berkan Cevahir. Kardeşin değil mi? Hı hı. Geç bakayım şu tarafa. Kardeşinle bir tanışayım bakayım ben. Duydun mu? Ben şimdi bu güzel kardeşinden bir kan örneği alayım. DNA testi yapayım. Bas bas! Nein! Cevahir! Cevahir nasıl? Nein! Cevahir! Berkan! Aa, sen misin Hafize abla? Buyur geç içeriye. Ay, yok gelmeyeyim Adiviye Hanım. Akşama siz bize çay içmeye gelin ha. Benim oğlanla gelin arası biraz köprücük de. Azıcık destek olursunuz ha. Anca duvar dinliyorsunuz. Aşk olsun. Duvar filan dinlediğimiz yok. Duvarlar geçirgen. Ha, ben de geçirgenim ama. Neyse. Ekber Efendi'yle koyu gavuru da getir. Tamam mı ha? Bak unutma ha. Tamam. Hadi.
Tamam, anlaşıldı. Senden bir yaş küçük kardeşimmiş. Kusura bakma Berkan kardeş. Bir bakayım onun burnuna. Yok bir şey be, sıyırmış ya. Yalnız Berrak bak. Senin buralarda dekolte bir şekilde şarkıcılık yapmana asla müsaade etmem ona göre. Sana mı soracak? Sana ne oluyor ya? Tüllün var ya, nur musun, gül müsün? Karı koca arasına niye giriyorsun? Nein, yapacağım Cevahir. Senden de izin almayacağım. Yap Berrak. Ne yaparsan yap. Ama çocuğu buralara sürükleme, evde dursun, tamam mı? Annemler bakıyor. Nazan yıkıyor. Mürsel güldürüyor. Somer oynuyor. Çocuk evde mutlu. Nein. Çocuğuma ben bakacağım. Rampa çıkartma beni Berrak. O zaman boşanalım gitsin kızım. Artık yeter. Ben çocuğumu kimseye oyuncak ettirmem. Tamam, boşanalım. Ama cücü bende kalır. Ben ne olacağım peki? Ben kimde kalacağım? Sende mi kalacağım? Oğlum sus be. Bak, cücüğü ne senin mantalitene bırakırım, ne de bu dayı denen topestoya bırakırım. Cücü bende kalacak değil mi oğlum? Nasıl kimde kalacağım ya? Boşanmayın, ne olur. Bak oğlum cücük. Annen yine senin annen. Baban yine senin baban, tamam mı? Ama asıl sorun şu, biz annenle karı koca olamıyoruz oğlum. Yani hep kavga ederiz. Atıyorum, annen dünyaya insan olarak gelmese kesin inşaat kepçesi olarak gelirdi. Öyle bir çene var annende. Papan da bu dünyaya kepçe operatörü olarak gelirdi. Bilmediği kepçe kalmadı. Senin ağzından çıkanı kulağını duyuyor mu? Ya çok iyi, çok iyi, çok iyi biliyorum ne dediğimi. Bak bu kadar insanın ortasında beni delirtme ha. Adam gibi koca olamadın bana. Çocuğumun önünde neler yaptın bize ya? Zeynep aşağı, Zeynep yukarı ya. Berrak! Bak çok ciddi söylüyorum bak. Sen konuşma, sen kim oluyorsun? Koca olamadın bana. Bir dakika. Bir dakika. Aklımda çok şahane bir fikriyat var. Ama tabii yine biraz malcı olabilir. Cücüğü kimde kalacağını kendi seçsin. Demokrasi var aga. Nasıl fikriyat? He? Çok malca değil mi? Fikir çok malca hacı. Ben çok malım ya. Benim akranım Soner. Yemin ediyorum benim tekrar onunla beraber büyümem lazım. Tamamdır. Aferin. Berrak, cücü kimde kalmak istiyorsa kendisi karar versin. Razı mısın? Tamam, cücü karar versin. Cücü, papada mı kalmak istiyorsun, bende mi kalmak istiyorsun? Ama bak unutma, seni ben doğurdum, ben emzirdim, ben baktım. Kakanı ben temizledim. Oğlum seni bir kanguru dünyaya getirmiş olsa bile aynı şeyleri yapardı. Çocuğu içgüdüyle doldurma. Şu an nasıl mutluysa o hayatı seçsin.